İyi akşamlar. KRT TV Yön Radyo ortak yayınındayız. Ankara'dayız efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Yanımda gazeteci Yavuz Oğhan var. Bu akşam Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. İyi akşamlar. Geldiniz. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yavuz abi sen de hoş geldin. Evet. Teşekkür ederim. Efendim nasılsınız diyerek başlayalım. Yoğun bir tempo var malum. Öyle sabah erken çıkıyoruz. Her gün iki il bazen üç oluyor. Çalışıyoruz sonra Ankara'ya dönüyoruz. Sonra bir de yayınlar oluyor üstüne böyle. Üstüne yayınlar oluyor tabii doğru. Mülakatlar oluyor. Yayınlar oluyor, mülakatlar oluyor. Sağ olsun bazı gazeteler yazılı gönderiyorlar soruları. Biz onlara hani böyle gecenin ilerleyen saatlerinde de bir şeyler yapıp hazırlayıp göndermeye çalışıyoruz. Sonuçta hayat böyle devam ediyor. Ses nasıl koruyorsunuz? Ben geçen hafta bir sizi dinledim. Ses çatallıydı. Evet. Ekrem Bey'in bir ara sesi gitti geldi. Siz nasıl koruyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Vallahi bir sürü şey içiyoruz. Sıcak su. Yani zencefilli, ballı vesaire böyle. Onlarla idare ediyoruz. Fena değil ama. Evet, fena iyi. Değil tabii. Çatal ama gayet iyi. Evet fena değil. Bugün Denizli ve Niğde'deydiniz. Biraz miting alanlarını sormak istiyoruz Sayın Genel Başkan. Nasıl bir atmosfer var? Ne görüyorsunuz? Miting meydanları ne söylüyor size? Şöyle aslında bir değişim arzusu var. Yani bunu toplumun her kesiminde görüyorsunuz. Bu değişim arzusunu sandığa yani yansıtmak ve oradan sonuç almak gerekiyor. Tabii doğal olarak kararsızlar da var. Uzun yıllardır AK Parti'ye bağlı olup onlara oy veren ve kendisini biraz aidiyet duygusu AK Parti ile arasında bir aidiyet duygusu oluşturan kesimler de var. Ama şikayet de ediyorlar. Hayatı görüyorlar çünkü. Sıkıntıları görüyorlar. İşsizliği görüyorlar. Mutfaktaki yangını görüyorlar. Onlar da ya artık yeter yani 22 yıl oldu. Ya bir değişim olsun, bir değişimi görelim diye seslendiriyorlar. Özel toplantılarda, yüz yüze yaptığımız görüşmelerde dillendiriyorlar. Dediğim gibi bir değişime ihtiyacımız var. Her yaş grubunda bu değişim duygusunu hissediyorsunuz. Yani yaşlılarda da, gençlerde de, orta kuşakta da bir değişim olsun. Değişik meslek grupları da aynı şekilde söylüyorlar. Çiftçisinden sanayicisine kadar. Tabii herkes kendi penceresinden bakıyor. Örneğin esnaf sattığı malın yenisini alıp yerine koyamıyorum diyor. Çünkü malı sattıktan sonra gidip yeni aynı ürünü almaya kalktığımda zamlı oluyor. Dolayısıyla onu alamıyorum, alım gücüm yok. Banka borçları var, banka borçlarını ödemekte zorlanıyorlar. Kiralar artıyor, iş yeri kiralar artıyor. Kiraları ödemekte zorlanıyorlar. Çiftçiye bakarsanız zaten durumu pek parlak değil çiftçinin durumu. Maliyeti bile kurtarmıyor. Onların da kendine göre sorunları var. Yani mazotundan, gübresinden tutun. İşte belirlenen fiyatların yetersizliği. Onlar da oradan şikayet ediyorlar. Daha doğrusu şöyle özetlemek lazım. Yani şikayet etmeyen hemen hemen hiçbir kesim yok. Sadece hani sarayda oturup işte 4-5 yerden, 5-6 yerden maaş alanlar. Bunların durumu gayet iyi. Dış politika ile ilgili bir makale bile okumamış kişilerin Dışişleri Bakanı büyükelçi olarak atandıklarını görüyorsunuz. Onların da keyfi yerinde. Ben de büyükelçi oldum diyor. Arkasından işte havuz medyası var. Onların da keyfi yerinde. Çünkü onlara da kamu bankalarından olağanüstü kaynak aktarılıyor. Reklamlar vesaire falan. Ayrıca tirajları şişirerek gösteriyorlar. Basın ilan kurumu aracılığıyla da devleti soyuyorlar. Bu da ayrı bir avantaj olarak onlara yansıyor. Sağ olsun AK Parti her türlü desteği veriyor zaten onlara. Onlar da hayatlarından memnunlar. Uyuşturucu baronları var. Türkiye onlar için cennet gibi bir ülke. Gelip Türkiye'de hesaplaşıyorlar bile. Birbirlerini vuruyorlar, öldürüyorlar. Sınırlar zaten yol geçen anına dönmüş. İstediği kadar uyuşturucuyu getirip Türkiye'de pazarlayabiliyor. Binlerce evladımız, gencecik çocuklarımız uyuşturucu bataklığında. Beşik çeteleri zaten sormayın. Onların da keyfi yerinde. Toplasanız bunların sayısı 5-6 bini geçmez. Ama öbür tarafta 80 milyon insan bir şekliyle huzursuz yani.
Peki bu tereddüt niye acaba? Çünkü anketlere baktığınızda yine ciddi bir kitle Türkiye'de, seçmen kitlesi hala AK Parti'yi destekliyor. Onun evet. sonuçlarını görebiliyoruz. Herkes şikayetçiyse bu destek neden? Bunu mesela yapılan bu dönemde yapıldığı gibi bir propaganda dilini ben pek hatırlamıyorum. Çok ağır ifadeler kullanılıyor. Hem sizin için hem ittifak ortaklarınız için. Buna mı bağlamak lazım yoksa başka bir şeye mi bağlamak lazım? Bir çözümlemeniz var mı aslında kafanızda? Birden fazla nedeni var. Yani ben sosyolog değilim. Sosyolog olsam belki daha iyi bir analiz yapabilirdim ama dediğim gibi bir aidiyet duygusu var. Yani kendisini partiye ait hissediyor. Dolayısıyla parti ne olursa olsun gidip oyumu vereceğim diyen bir kitle var. Bir de şu var tabii, kabul etmek gerekiyor. 4-4,5 milyon hane sosyal yardım alıyor. Evet. Bu yaklaşık 20 milyonluk bir nüfus demek aynı zamanda. Bu sosyal yardımlar çok aslında sınırlı sayıda yapılıyor. Ve şöyle bir propagandayla birlikte yapıyorlar. Bakın ha, iktidar değişirse bu yardımlar kesilecek ve alamazsınız. Şimdi bu biz sosyal yardım alanları %100 bilemiyoruz. Ulaşma açısından elde veri de yok. Ancak büyük kentlerde, yani belediyelerimizin olduğu yerlerde bu bilgilere ulaşmak mümkün oluyor. Ama diğer yerlerde ulaşmak mümkün olmuyor. Dolayısıyla buralara yardım yapanlar, bu yardımı yapıyoruz ama iktidar değişirse bunlar kesilecek diye onları bir anlamda tehdit ediyorlar. Oysa tam tersine aynı propagandayı İstanbul için, Ankara için, Adana, Mersin için yerel yönetimlerde aman ha sakın oy vermeyin, bu yardımların tamamı kesilir diye. Oysa hiçbir yardım kesilmedi. Tam tersine yardımlar arttı. Tam tersine istihdam alanında yaratıldı. Bu insan, yani yoksul insanları en azından istihdamdan yararlanma ya da çalışma ortamı yaratma şeklinde bazı gelişmeler de oldu. Belediyeler bunu da yöntem yaptı. De değişti biraz. Efendim? Yardım etme yöntemi de değişti herhalde. Tabii. Biraz tabii. daha az görünür halde yardım alabiliyor şöyle, insanlar. Şimdi belediye başkanlarımız yardım yapıyorlar ama bu yardımı kişinin onurunu koruyarak, yani onun yoksulluğunu afişe etmeden yapıyorlar. Hatta Ekrem Bey seçilmeden önce süt yardımı yapacağını ifade etmiştim. Seçildikten sonra da aradan bir süre geçti. Sayın Erdoğan bir açıklama yaptı. Hani siz süt yardımı yapacaktınız, yapmıyorsunuz diye. Oysa aylardan beri süt yardımı yapılıyordu. Ama bu afişe edilmiyordu. Gerçekten de biz hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecek, insan onuru korunacak, kişinin yoksulluğunu ancak sosyal devlet bilecek. Onu afişe etmeyeceksiniz. Aslında bu insani bir kuraldı. Yani bir kişi yoksulsa kabahat onda değil ki, yani onu yoksul bırakan sistemde. Yoksa iş verseniz, istihdam yaratsanız, yetiştirebilseniz yoksulluk sınırını aşmış olacak yani. Ama dediğim gibi tabii bunun yanında şunu da ifade edeyim. Yoksulluğun istismar edildiği alanlar da var. Onun da biz farkındayız. Yoksul olmadığı halde ona belli aylıkların, belli paraların, belli yardımların yapıldığını da biliyoruz. Bunu da Ekrem Bey İstanbul'da yoksul ailelere yardım yaparken ailelerin durumu ile ilgili de raporlar çıkarmaya başladı. Bazılarının durumu çok iyi olduğu halde onlar da sosyal yardım alıyorlardı, onları kesti. Yani sen fakirin hakkını yiyorsun, sen durumun çok iyi, altında araban var, her türlü imkanın var, evin var, hala sen sosyal yardım alıyorsun. Onlar kesildi. Gerçek hak sahiplerine bunlar verildi. Bir şey daha var, onu da aslında söylemek isterim. Sosyal yardımlar yapılırken hiçbir parti ayrımı yapılmadı. Yani kişinin siyasi görüşü dikkate alınmadı. Hangi görüşten olursa olsun onun ekonomik pozisyonu dikkate alındı ve yardımlar o çerçevede yapıldı. AK Parti bunu tam tersini yapıyor tabii. Kendi tabanı diye tutmak istiyor onları ve onlara yardım yaparak bakın ha birisi gelirse bu yardımlar bir daha olmayacak diye tehdit ediyor. Bu dediğim nedenlerden bazıları bunlar olabilir, yani sürekli hala AK Parti'ye destek verenler. Başka nedenler de olabilir. Yani bizim bilmediğimiz ama belki sosyologların ortaya çıkaracakları. Aslında benim bu soruyu sormamın nedeni şuydu. Bir propaganda yürütülüyor. Sanki 14 Mayıs'ta
Türkiye'yi en iyi yönetecek siyasi parti, siyasi parti temsilcisi, cumhurbaşkanı veya işte milletvekilleri değil de bir varlık yokluk mücadelesi. İşte dış güçlerin bir eğer muhalefet seçilirse dış güçlerin bir Türkiye'deki ayağı olacak. Türkiye'yi bölecek, Türkiye'yi parçalayacak, bayrağı indirecek, İstiklal Marşı'nı durduracak, ezan okunmayacak. Yani artık biz Allah'tan alıyoruz emri, onlar Kandil'den alıyor noktasına kadar gitti. Evet. Bu dilin ne kadar etkisi olduğunu merak ediyorum ben. Bir bombardıman var bu konuda. Bu dilin hiçbir etkisi yok. Yani asgari ücreti yeteri kadar artırmayın diyen dış güçler mi? Niye dış güçler bunu yapsın yani? Çok saçma bir şey. Ya her ülke elbette ki belli bir dünyada bir rekabet içindedir. Bu da gayet doğaldır yani. Siz kendinizi dış güçlere teslim ettiyseniz o ayrı bir şey. Ama her ülke büyümek ister, kalkınmak ister. Kültürüyle, sanatıyla dünyada söz sahibi olmak ister. Üretimiyle, üretimin gücüyle, teknolojisiyle söz sahibi olmak ister. Üniversiteleri bilgi üreten bir ülke haline gelmek ister. Siz bütün bunların hepsini yapmıyorsunuz. Memleketi perişan etmişsiniz. Milleti kuru soğana mahkum etmişsiniz. Dış güçler. Ya dış güçler mi diyor bu vatandaşları kuru soğana mahkum edin? Dış güçler mi diyor memur maaşlarını düşük tutun? Dış güçler mi sizi tahrik ediyor ve teşvik ediyor enflasyonu yüksek tutun diye? Dış güçler mi diyor efendim dolar kuru şöyle olsun? Birden fazla şimdi dolar kuru çıktı. Merkez Bankası'nın ayrı, kapalı çarşının ayrı, yani. Bankaların ayrı. Bunu dış güçler mi söylüyor? Yönetemiyorlar. Zaten bir yönetim kendi beceriksizliğini bir başka gücün üzerine veya bir başka organın üzerine atmaya başlarsa bilin ki artık yönetemiyor. Çünkü suçlu arıyor. Ben suçlu değilim, bu suçlu. Peki sen yönetiyorsun. O zaman sen yönetmiyorsun. Yönetemiyorsun. Başkaları yönetiyor o zaman. Bunun da sorgulanması lazım. Tabii bu sorgulamanın radyolarda, televizyonlarda, gazetelerde eleştirilmesi, konuşulması lazım. Ama genelde bunlar üzerinde fazla durulmuyor. Ben sıradan vatandaşların hani dış güçler Türkiye'yi bu hale getirdi, buna inandıklarını sanmıyorum. Ama şu önemli tabii. Türkiye'nin güçlü olması, Türkiye'nin gücünü koruması ve onu pekiştirmesi ve büyütmesi hepimizin ortak arzusu. Yani sağcısı, solcusu, ortacısı. Sanki siz istemiyormuşsunuz gibi bir havada yaratılıyor. Yaratıyor ama o doğru değil tabii. Yani öyle bir şey yok yani. Her birimiz kendi ülkemizin büyümesini, kalkınmasını isteriz. Yani dış güçler mi diyor çay fiyatını şöyle yap? Hayır, sen yapıyorsun. Eğer dış güçlerin söylediği şekilde çay fiyatını maliyetin altında belirliyorsan o zaman sen dış güçlere teslim olmuşsun demektir. O zaman niye suçluyorsun? Eğer bir organı suçluyorsan ortaya net bazı veriler koyman lazım. O verilerden yola çıkarak toplumu aydınlatman lazım. Efendim başarısız olduk dış güçler. Şu oldu dış güçler. Millet yemiyor artık. Öyle. Peki Sayın Genel Başkan, siz bu aslında kara propaganda dilini bertaraf etmek için uzun zamandır evinizin mutfağından seçmene sesleniyorsunuz, sosyal medyadan tweetler atıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde çok önemli bir iddia ile aslında karşısına çıktınız seçmenin. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la ilgili son kez uyarıyorum diye seslendiniz. Evet. Ve Dark Web denilen bir sanal ağlarla anlaşma yaptığını Sayın Altun ve ekibinin dolayısıyla seçimi manipüle etmek için bir hazırlık içerisinde olduğunu söylediniz. Sayın Altun sizin bu iddianızdan sonra size cevap verdi. Bu bir siyasi çaresizliktir dedi. Bu iddiaların temeli yoktur dedi. Ve şu ifadeyi kullandı. Neyin önünü almaya çalışıyor biliyoruz dedi. İlk sorun bu olsun. Neyin önünü almaya çalışıyorsunuz? Neyin önünü almaya çalışıyor biliyoruz. Neyin önünü almaya çalışıyormuşuz? Bildiğini açıklasın. Niye açıklamıyor? Şimdi bu yönde bir bilgi geldi. Ama her gelen bilgiyi biz hemen kullanmıyoruz tabii. Bunu doğrulatmamız lazım. Sonra doğrulattık bazı kanallardan. Evet, yurt dışında işte bu... Dark Web dedik. Evet, Dark Web dediğimiz... Deepfake dediğimiz yani ona ne diyorlar Türkçesi? Valla sahte. Aynen. Sahte hesap.
Evet. Yani ya da kara hesap büyük, diyelim. Büyük sahtekarlık, büyük falan, sahtekarlık falan gibi. Şimdi bunlar ses ve görüntüleri değiştirerek olumsuz propaganda yapabiliyor. Sizin bir görüntünüzü ve konuşmanızı yayınladık. Benim bir konuşmamı veya benim bir görüntümü alarak bir şekliyle karalamak istiyorlar. Bu bilgi geldiğinde biz bu bilgiyi önce araştırdık. Evet, bu bilgi doğru. Bir sefer şunu ve yurt dışından ciddi bazı hackerlarla sözleşme yapıldı ve onlara Bitcoin üzerinden ödeme yapıldığı yönünde de bilgiler geldi. Şimdi şunu söylemek isterim. Şu anda bunu yapanlar uluslararası casus şebekelerinin tuzağına düşmüş durumdalar. Çünkü onlar bütün bunları biliyorlar zaten. Yani buradan giden paraların ne olduğunu, yani Bitcoin diye uluslararası kuruluşlar bulamaz mı? Bulurlar. Devletler bulurlar. Teknolojik imkanlar bunun hepsini yakalar. İzi sürdüğünüz andan itibaren yakalarsınız. Bunu yapıyorlar. Buradan karalama kampanyasıyla, yalanlarla, iftiralarla beni suçlamak istiyorlar. Ben de bunu açıkladım. Şimdi paniğe kapıldılar. Biz biliyoruz neyi önlemek için. Biliyorsan açıkla. Niye açıklamıyorsun? Peki Sayın Genel Başkan, siz bu iddiayı ortaya attıktan sonra özellikle bazı gazeteciler bu iddiaların sizin yurt dışı seyahatlerinizle ilgili olduğuna yönelik. Yani bu Amerika ziyaretleriniz, İngiltere evet, ziyaretleriniz, bunlarla geldi alakalı bir ses somut veya görüntü. Somut delil ne var aslında, onu sormaya çalışıyorum. O da tabii şimdi hatırlar mısınız, ben MIT'den çıktıktan sonra Boston'dan karayoluyla önce New York'a Manhattan'da şu meşhur gökdelenin fotoğrafını çekip orada bir küçük video çekmiştim. Evet. Sonra oradan da Washington'a geçtim. O yol tabii 8 saat sürüyor. Şimdi o yol üzerinden bir şeyler yapmaya, kurgular yapmaya, ses kayıtları ve görüntüler üzerinden bir şeyler üretmeye çalışıyorlar diye bilgi geldi. Tabii, niye bunu yapıyorlar? Ben gayet açık söylüyorum. Kaldı ki ya benim arabamda devletin polisi de var. Hani ben tek başıma gitsem, hani tek başına gitti derler. Ya devletin polisi de var yanımda. Başkaları da var yanımda. Yani şimdi iktidarı kaybedeceklerini biliyorlar. İftira ve yalanlarla acaba bu seçimi nasıl kazanabiliriz? Bunun arayışı içindeler. İletişim Başkanlığı aslında bir iletişim başkanlığı olmaktan tamamen çıkmış. Normalde iletişim başkanlığının ne yapması lazım? Halkı doğru bilgilendirmesi lazım, değil mi? TRT gibi. TRT de malum. Bu tablo onların panik içinde olduklarını gösteriyor. Ellerinde bilgi. Açıklayın kardeşim. Ne bilginiz varsa açıklayın. Ne olacak? Biz açık insanız. Şeffaf insanız biz. Gizlimiz saklımız yok bizim. Ne gizlimiz ne saklımız olacak bizim. Evimizin mutfağını bile açtık. Peki buna karşı bir önlem aldınız mı Sayın Genel Başkan? Yani bu ses videosu ya da görüntü doğru neyse olmanın dışında hiçbir önleme gerek yok ki. Bunun sahte olduğuna ilişkin. Efendim? Yani bu görüntülerin sahte olduğuna ilişkin ya da bu ses kaydının sahte. Daha bir şey çıkmadı. Çıksın bakalım diyoruz. Şimdi bir de şunu. Bunları hemen sahte olduğunu saptayacak. Bir saat içinde sahte olduğunu saptayacak programlar da var. Biz bunu da biliyoruz. Bu konuda da önlem aldık. Yani çıktığı anda hemen onun sahte olduğunu ortaya koyacağız. Biz. Tabii acı olanı şu. Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenlerin düştükleri acizlik. Ya insanda biraz utanma olur ya. Yani en azından rakip er meydanına çıkarken eşit koşullarda çıkarlar. Sen devletin bütün gücünü arkana almışsın. Onun üzerinden karalama kampanyası başlatarak efendim acaba Kılıçdaroğlu'nu nasıl yeneriz? Yenemezsin kardeşim. Yenemezsin. Ahlaklı olursan gel yanıma. Oturursun, tartışırsın. Mesele biter. 8 saat, 18 saati soracaksan 18 saat. Benim hayatımı sorgulayacaksan hay hay buyur gel hayatımı da sorgula. Zaten benim 27,5 yılım devlette geçti. Bütün attığım imzaların olduğu bütün evraklar devlet arşivinde. Ne olacak? Hepsi orada zaten. Bir şey yok ki. Onun dışında milletvekili olarak görev yaptığım sürede zaten o da belli. Parlamentodaki konuşmalarım, diğerleri, her şey meydanda zaten. Seçimi kaybediyorlar. Bunun paniği içindeler. Acaba bu seçimi nasıl alırız diye
çamura yatıyorlar. Türkçesi o. Ben biraz seçim meselesini konuşmamız lazım. Gelen anketler, beklentileriniz 14 Mayıs, 15 Mayıs, onların hepsini soracağım. Evet. Hatta bir takım kaygılar da var. O kaygıları da size iletmem için ben elçi olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü çok sayıda kaygıyı, aman bunu da mutlaka hatırlat diye. Sizin bir görüntünüzü yayınladık. Erdoğan da yapmışlar. Bu deepfake dediğiniz, büyük sahtekarlık dediğiniz yapay zekayla sizi konuşturmuşlar. Ama böyle hani şaka amaçlı. Tabii tabii. Gördüm ben onu. İşte yayınladık da hatta. Erdoğan için de vardı. 17-25 sürecinde de yapmışlardı öyle bir şey. Evet, öyle bir şeyler olmuştu. Evet. Siz dediniz ki 10 gün içinde yapılacak bu. Yani böyle bir istihbaratınız olduğunu söylediniz. Son 10 günde. Son 10 gün. Bugünden sonra 10 gün var. Evet. Hala bu planın hayatta olup olmadığıyla ilişkili bir bilginiz var mı? Yok, ek bilgi gelmedi. Ek bilgi gelmedi. Gelmedi ama ben bunu açıkladım. Netleşmiş olarak söylüyorum daha netleşsin diye. Sizin seyahatlerinizle ilgili bir hazırlık olduğunu duydunuz siz. Gelen bilgi öyleydi. Gelen bilgi öyleydi. Evet. Bakın bu devlete hala devletini seven, devletine saygı duyan namuslu bürokratlar var. O namuslu bürokratlar bu seçimin de sağlıklı bir ortamda, sağlıklı bir zeminde yapılmasını istiyorlar. İftirayla, karalama kampanyalarıyla, bel altı vuruşlarla bunun yanlış olduğunu biliyorlar ve bu doğru değil diyorlar. Devlet her şeyden önemlisi, devletin içindeki organlar hala tümüyle bozulmuş değil. Hala yürekli, hala namuslu, hala liyakat ehli, çok sayıda kamu bürokratı görevinin başında. Şunu söylemek isterim. Şimdi zaten meydanlarda bu sizin seyahatlerinizle ilgili Cumhurbaşkanı konuşmalarında bir bölüm hep oluyor. Evet. Yani kimle konuştun, ondan talimat aldın ve benzeri ifadeler kullanılıyor. Dün akşam da tekrar gündeme getirilen ittifak protokolünün Büyükelçiye redakte ettirildiğine ilişkin Süleyman Soylu'nun iddiası. Dün tekrar gündeme getirdi. Elimizde ses kaydı var dedi. Ve benzeri şeyler devam edecek herhalde önümüzdeki günlerde. Ama bu sizin anlattığınız... Açıklasın ses kaydını. Niye açıklamıyor? Sayın Ünal Çeviköz. Kayıt varsa açıkla kardeşim. Nedir bu? Kaldı ki ya bizim mutabakat metnini... Birine redakte ettirmek ya, şeyimiz var. Ünal Bey'in de yakından uzaktan bilgisi yok. Mutabakat metnini hazırlayan Faik Bey bizden ve onun ekibi, diğer partilerden de yine eski bürokrat, kamuda uzun yıllar çalışmış eski bürokratlar ve onların altında akademik dünyanın saygın insanları bir araya geldiler. 6-7 aylık bir zaman dilimi harcadılar ve bir ortak mutabakat metni çıktı. Sonra biz bunu İngilizceye çevirdik. Anayasada yapılacak değişiklikler, yani güçlenmiş parlamenter sistemle ilgili olarak hazırladığımız metni de hazırladık. Onu da başka ekipler hazırladı, hukukçu ekipler. Onu da İngilizceye çevirdik. Bütün kütüphanelere, bütün büyükelçiliklere gönderdik. Ya gizli saklı bir şey yapmıyoruz ki. Sanki çok gizli bir şeyler yapıyormuşuz gibi. Yok öyle bir şey yani. Öyle bir şey yok. Biz Avrupa Birliği büyükelçileriyle yıl sonlarında bir araya geliriz. Onlar soru sorarlar, biz cevap veririz. Belli aralıklarla bir araya geliriz. Ayrıca bizim dış politika danışma kurulumuz var. Dış politika danışma kurulunda eski dışişleri bakanları, bizim eski genel başkanlarımız var. Eski gene dışişleri kökenli büyükelçiler var. Bunlarla Türkiye'nin dış politikasını masaya yatırırız. Tartışırız kendi aramızda. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni bilmiyorlar. Kendileri gibi biliyorlar. Yok öyle bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık kurumsal geleneği olan, oturmuş, sağlıklı bir zemine oturmuş bir partidir. Biz her şeyden önce kendi ülkemizin çıkarlarını düşünürüz. Bizim için öncelik Türkiye'dir. Biz bunun için mücadele ederiz. Türkiye için neyi istiyoruz? Demokrasi istiyoruz, özgürlükleri istiyoruz. Biz uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz. Biz kalkacağız da gizli kapaklı bir şeyler yapacağız. Ya ne yapacağız ki biz gizli kapaklı? Hayır, ne yapacağız? Ben merak ediyorum. Mesela Ünal Bey ne yapacak? Ya Ünal Bey bu ülkede dış politikayı yapmış. Ya affedersin, büyükelçilik yapmış. Dış politika konusunda yetkin bir insan. Ünal Bey ne yapacak ki? Ünal Bey... Bu casusluğa kadar getirildi ya dün akşam, onun için bir üstünden geçmek istedim ben müsaadenizle. Ciddi anlayacak kişi değil zaten.
Peki, seçimlerle mi devam edelim? Seçimlerle devam edelim. Meydanlarla, evet. Seçimlerle, anketlerle. Ne görüyorsunuz efendim? Seçim çok emin konuşuyorsunuz. Evet. İlk turda bitecek, alacağız. Onun için bunları yapıyorlar. İlk turda bitecek. Seçimler bunu gösteriyor. Az önce konuşmaya başlarken de söylemiştim zaten. Bir değişim talebi dipten geliyor. Yeter artık diyorlar. Yani eğrisi, kötüsü vesaire. 22 yıl tamam kardeşim. Çekil. Yeni bir yönetim gelsin. Bir de bakalım nasıl olacak. Sen yönettin, bizi buraya getirdin. Soğana muhtaç hale getirdin. Ciddi sorun var. Bu yeni insanlar da diyorlar ki biz Türkiye'yi buradan çıkaracağız. Getirelim bakalım, deneyelim. Çıkaracak mı, çıkarmayacak mı? Çıkaracağız. Daha iyi koşulları getireceğiz Türkiye'ye. Türkiye'yi hızla büyüteceğiz. Ekonomik krizden, ekonomik bunalımdan Türkiye'yi çıkaracağız. Çok kararlıyız. Bakın, bizim 6 siyasi parti, yanlış hatırlamıyorsam 2400 maddelik, evet, bir ortak mutabakat metni hazırladık. Yani hükümet programı hazırladık. Cumhur İttifakı'nın var mı? Yok. Ne yapacaklar? O da yok. Benim söylediğimi tekrar ediyor. Mülakat kalkacak, o da diyor. Mülakat kalkacak. Yap. Niye yapmıyorsun kardeşim? Hani niye yapmıyorsun? Fındık. Niye siz bugüne kadar söylemediniz? 4 dolar karşılığı olacak dedim. Niye bugüne kadar söylemediniz? Bugüne kadar niye yapmadın? Niye pardon. Yapmadın diyor. Niye yapmadınız? Ben iktidarım, sanki o muhalefet. Çünkü yönetmeyi artık yönetemiyorlar. Yönetemiyorlar yani. O nedenle değişimin hızla gerçekleşmesi, ilk turda bitmesi ve Türkiye'nin rahat bir nefes alması gerekiyor. Sanıyorum bu değişim isteğiyle alakalı Van önemli bir örnekti. Bu kadar ilgi bekliyor muydunuz Sayın Genel Başkan? Bu kadar ilgi. Van'da. Van'da doğrusunu isterseniz bu kadar ilgi beklemiyordum. Düşündüğümden çok daha fazla bir ilgi oldu. Tabii orada beni heyecanlandıran gençlerin fazlalığıydı. Alandaki gençler, ki bunların büyük bir kısmı işsiz. İşi yani. Dolayısıyla ve bunların büyük bir kısmı gene Van'ın büyümesini, kalkınmasını isteyenler. Var olan sorunların çözümünü isteyenler, demokrasi isteyenler, demokrasi talepleri. Kayyum atandıktan sonra 306 işçinin işine son verilmiş. Ki bu işçiler çığ geldiğinde de gönüllü gidip çığın yol açtığı felaketi önlemek için de çaba harcadılar, uğraştılar. İnsan ekmeğiyle oynanmaz. Ne olursa olsun insanın ekmeğiyle oynanmaz. Ya karnını doyuracak bu insan. Hayır, sen aç kalacaksın diyorsun. Niye aç kalacak ya? Hangi gerekçeyle aç kalacak? Karayollarının taşeron işçileri gene aynı şekilde. Onlar da haber göndermişler. Yani gelemiyoruz ama biz de kadro talebinde bulunuyoruz. Ne olursunuz dillendirin diye söylediler. Orada görünürse sorun olacak yani. Tabii. Hem sorun olacak, bir de taşeron işçi zaten işine son verdi mi gideceği hiçbir yer yok. Başvuracağı hiçbir şey yok yani. Gerçekten ben ona çağdaş kölelik diyorum. Yarın sabah işe gelme dediği andan itibaren bitiyor. Hakkı yok. Hiçbir hakkı yok. Gençler beni heyecanlandırdı dediniz. O gençlere de önemli bir çağrınız var. Bu işi bite bırakmayalım diye. Bir, evet. İkinci tur ihtimali görüyor musunuz Sayın Genel Başkan? Gençlerin bu işi ikinci tura bırakmaması lazım. Çünkü 5 milyon 300 bin genç ilk kez gidip sandığa oy kullanacak. Yani Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan gençler. Biz hepimiz eski oylarımızı kullandığımızda, yeni gelen 5 milyon 300 bin genç demokrasiden yana oy kullandığında Türkiye'nin kaderi değişiyor. Gençlerin şöyle bir bana göre tarih yazacağı bir ortam var. Bir otoriter yönetimi demokratik yollarla yolcu etmiş oluyorlar. Sandığa gidip demokrasiden yana oy kullandıklarında. Evet, sandığa gideceğiz. Evet, oyumuzu kullanacağız. Evet, özgürlükleri getireceğiz. Ve bir otoriter yönetimi değiştireceğiz. Ben gençlere diyorum ki siz bunu yaptığınızda dünya siyaset tarihine çok güzel bir armağan bırakmış olacaksınız. Bir otoriter yönetimin demokratik yollarla gönderilmesi örneğini bütün dünyaya göstermiş olacaksınız diye. Gerçekten de öyle. Gençler heyecanlı. Sandığa gitmek ve oylarını kullanmak istiyorlar. Bu bizi de heyecanlandırıyor doğrusunu isterseniz. Ama sonuçta bu yönetimin
ömrü doldu artık. Değişmesi lazım. Şimdi bu meseleyle ilgili gençlerden gelen, benim bir 20 yaşında bir oğlum var. Biraz ondan da nabzını almaya çalışıyorum, evet, tabii gençlerin. Farklı düşünenler, bu yapılan propagandalardan etkilenenler var. Biraz da milliyetçilik damarının daha yoğun olduğunu da görüyorum, evet, gençlerde. Evet. Böyle bir şey de var. Mesela bu konuya ilişkin de iktidar partisi kampanyalarında bir takım argümanlar ortaya, öyle, koyuyor. Diyor ki mesela Suriye'den askerleri çekecek. Evet. Eğer iktidar değişirse, Kemal Kılıçdaroğlu gelirse. Diyor ki Irak'taki operasyonları bitirecek. Suriye sınırını PKK'ya teslim edecek. Bunu bugün Cumhurbaşkanı da söyledi, yani evet, Suriye sınırıyla ilgili, tabii, sözleri. Bu konudaki açıklamanız ne? Yani mesela Suriye'deki askerler meselesi, Irak'taki operasyonlar şimdi meselesi. Şimdi devleti böyle yönetiyorlar. Bir kişi talimat verecek, askerler gelecek. Bir kişi talimat verecek, askerler gidecek. Devlet öyle yönetilmez. Öyle yönetildiği için bu halde zaten. Devlet şöyle yönetilir. Suriye'de askerimiz var mı? Var. Toplarsınız Milli Güvenlik Kurulu'nu. Milli Güvenlik Kurulu'nda Türkiye'nin çıkarları nedir, ne değildir? Askeri çekelim mi, çekmeyelim mi? Çekeceksek hangi gerekçe? Çekmeyeceksek gerekçesi ne olacak? Çekmeyeceksek yeni bir tezkereyi meclise götürmek zorundayız. Ve mecliste bizim bunu oturup bütün ayrıntılarıyla anlatmamız lazım. Belki bunun kamuoyu tarafından, yani diyelim ki başka ülkeler tarafından bilinmesini istemiyorsak kapalı oturum teklif edersiniz ve kapalı oturum yaparsınız. Kapalı oturumda gerçekleri bütün milletvekillerine anlatırsınız ve onların desteğini alırsınız. Devlet böyle yönetilir. Siz Milli Güvenlik Kurulu'nu bir tarafa atayım, mecliste bir tarafa atayım, mecliste oy kullananlar benim askerim, ben ne dersem el kaldırıp indirirler. Bu anlayışla beni eleştiriyor. Ben öyle bir devlet anlayışına sahip değilim ki. Devleti öyle yönetmeyeceğim ki. Milli Güvenlik Kurulu'nu toplayacağız. Nedir bu olay diyeceğiz. Devletin menfaati neyse. Elbette. Devletin menfaati neyse, çünkü onlar diyeceklerdir. Asker diyecek, Milli İstihbarat Teşkilatı diyecek. Bölgedeki valiler, kaymakamlar, onlardan gelen bilgiler, raporlar, bütün bunların hepsi değerlendirilecek. Emniyet istihbarat bilgi verecek. Diyecek ki evet biz bunu çekelim, gerek yok, veya şu kadar gerileyelim veya hayır yerinde duralım diyeceklerdir, önereceklerdir. Biz de bakacağız, siyaseten alacağız, değerlendireceğiz ve diyeceğiz ki evet bizim devletimizin menfaati böyleyse bu kurala uyacağız. Ama siz bunları dinlemeden... Kemal gelecek, Kemal Kılıçdaroğlu gelecek, Suriye'deki askerleri çekecek. Suriye'deki, Türkiye'deki Suriyelileri 2 yıl içinde göndereceğim. Bu konuda halka söz verdim. Onların evini, yolunu, okulunu, kreşini yapacağız. Neyle? Avrupa Birliği'nden alacağımız fonlarla yapacağız. Bizim müteahhitler yapacaklar. Yani sonuçta yine biz kazançlı çıkacağız. Yani bir taşla 2 kuş vurmuş olacağız. Hem müteahhitlerimiz, yani Türkiye kazanacak, hem bu insanlar kendi ülkelerinde evi, yolu, okulu, kreşi, her şeyi olacak bunların. Gaziantep'li iş insanlarına diyeceğiz ki gidin kardeşim fabrikalar kurun. Orada çalışsınlar, çalışacaklar. Türkiye böylece ekonomik olarak, ekonomik güç olarak da oraya gitmiş olacak. Dolayısıyla insanlar yaşayacak. Gelecekler Türkiye'de tatil yapacaklar. Düğünlerini Türkiye'de yapacaklar. Her şey olacak. Asıl tehlike bunların görmediği. Çünkü bunlar devleti yönetmesini bilmiyorlar. Asıl tehlike şu. 3 milyon 600 bin Suriyeli. Peki yarın bunların 20 yıl sonra bunların hepsi yaşlandı, büyük bir kısmı. Ne olacak? %99,9'unun sigortası yok. Hepsi kaçak çalışıyor. Hepsi 10, 12, 18 saat çalışıyor. Robottan daha ucuz. Asgari ücretin yarısına çalışıyor. O nedenle bir grubu diyor ki sakın gitmesin, sanayi durur. Niye sanayi dursun kardeşim ya? İnsan sömürüsü üzerine sanayi oluşur mu? Emeğin hakkı verilmeden olur. Emeğin hakkı verilmeden. Bu Türkiye'nin itibarıdır. Türkiye'nin itibarı kişi çalışıyorsa hakkını teslim etmektir. Aksi halde siz hak yemiş oluyorsunuz. Bir başka kişinin alın terini çalmış oluyorsunuz. Bu Türkiye'nin itibarına yapılmış en büyük haksızlıktır. Bu olmaz. Oraya göndereceksiniz. Avrupa Birliği bu fonları vermek zorunda. Niçin? Kardeşim eğer sen bu fonları vermezsen ben bu insanları burada tutmayacağım, kusura bakma. Açacağım kapıları, nereye istiyorlarsa gitsinler. Ama sen istiyorsun, burada kalsınlar. Hayır, kendi ülkelerinde daha huzur içinde yaşarlar. Oturacağız,
meşru hükümetle sözleşme yapacağız. Birleşmiş Milletleri devreye koyacağız. Diyeceğiz ki Esad'la yani Esad. Elbette Esad yönetimi, meşru yönetim o. Büyükelçilik açılacak mı Sayın Yavaş? Elbette açılacak. Hemen mi? Karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. Hemen açacağız. Dolayısıyla buradaki insanların giderken can ve mal güvenliklerini sağlayacağız. Türkiye Orta Doğu'nun dominant ülkesi zaten. Biz başka bir yerden mi korkacağız yani? Niye korkalım yani? Hangi gerekçeyle korkuyoruz? Güçlü bir ülkeyiz biz. Can ve mal güvenliklerini sağlayacağız. Mesele bitecek. Suriyeli kardeşlerimiz de kendi ülkelerine uğurlamış olacağız. O efendim Suriye'den asker çekilecek. Biz orayı işgal etmeyeceğiz ki. Öyle bir niyet de yok. Onlar da söylediler zaten. Orada güvenliği sağladıktan sonra ve protokol de yapacağız. Suriye'den benim topraklarıma bir tek terörist girerse ben yeniden gelirim kardeşim. Kusura bakma. Bunun da önlemini alacağız. Biz bunlar gibi devleti yönetmeyeceğiz. Devlet akılla, bilgiyle, birikimle, erdemle yönetilir. Böyle devlet yönetilir mi? Bu hale getirdiler devleti. Peki. Bir şey daha var. Buyurun. Onu çoğu kişi bilmez. Medyada çok üzerinde durmadı. Niye durmadı bilmiyorum doğrusunu isterseniz. Son Suriye tezkeresine biz hayır dedik. Evet. Niye hayır dedik? Oradan çok eleştiriliyorsunuz. Şey, evet. Şimdi tezkerede bir şey var. Terörle mücadelede Cumhurbaşkanı yabancı ülke askerlerini Türkiye'ye davet edebilir. Ya yabancı askerim benim ülkemde ne işi var? Ben ülkemde yabancı asker postalını görmek istemiyorum. Ben milliyetçiyim. Ben Kuvayi milliyetçiyim. Terörle mücadelede 30-35 yıldır yabancı askerler mi mücadele ediyordu? Yabancı güvenlik güçleri mi mücadele ediyordu? Hayır. Bizim polisimizde, askerimizde, korucumuzda neyse terörle mücadelede bedel ödeyen bizim insanlarımız. Mücadele eden de bizim insanlarımız. Hayır diyor, ben yabancı asker de çağırabilirim. Kim bu yabancı asker? Erdoğan'a sordum. Kim bu yabancı asker? Aldınız mı cevap? Ben hatırlamadım. Hayır. Bahçeli'ye de sordum. O da evet dedi. Kim bu yabancı asker? Ve sen nasıl bir milliyetçisin? Kendi ülkene yabancı askeri davet edeceksin. Benim ordum, benim silahlı kuvvetlerim, benim polisim terörle mücadele edemiyor. Beceriksiz, gelin siz terörle mücadele edin. Ya böyle bir akıl olur mu? Böyle bir mantık olur mu? O nedenle hayır dedik. Bunu onlar bu hemen koştular. Vay efendim işte terör örgütüne destek veriyor onun için. Medya bunun üzerinde durmadı ve bu tartışılmadığı için yeteri kadar geniş halk kitleleri bunu duyamadı. Bunun duyulması lazım. Bunun anlatılması lazım. Bunu gidiyorum, anlatıyorum kendilerine. Bir şey daha. Neden terör örgütlerinin isimlerini saymıyorsunuz? Evet. Şimdi terör, bu defalarca aslında tabii, sosyal medyada örnekleri de gösterildi de. Kendi adının duyulması için de zaten terör yapar. Ya sen onun adını andığın zaman zaten onun propagandasını yapmış oluyorsun. Biz diyorum, bizde bir devlet geleneği var, Cumhuriyet Halk Partisi'nde devlet geleneği var. Açın Genelkurmay'ın internet sitesine bakın. Orada yazıyor. Terör örgütünün adını yazmaz. Milli Savunma Bakanlığı paylaşımlarında benzerini yapıyor. Tabii Milli Savunma Bakanı yapmaz bunu. Ya biz de düşünüyoruz, devletimiz ne diyorsa biz de onu söyleyelim. Devletten farklı düşünmeyelim. Diyoruz biz. Hayır, onlar diyorlar ki illa onun propagandasını yap. Yapmıyoruz arkadaş. Seviyorsan propagandayı otur yap. Peki Sayın Genel Başkan, burada bir virgül koyalım. Ufacık bir araya gidiyoruz efendim. Tabii. Aranın ardından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yayınımız devam edecek. Seçim gecesi, seçim sonrası. Hepsini bunları konuşacağız. Bunlar daha kritik ve konular. Ve seçim öncesi. Bir seçimin hemen öncesi. Tabii, peki. Peki ufacık bir ara, aranın ardından birlikteyiz tekrar. Evet efendim, KRT TV Yön Radyo ortak yayınımız devam ediyor. Gazeteci Yavuz Ohan'la birlikte Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuğumuz. İlk yarıyı bitirdik ama şimdi tabii seçim çok kritik, gecesi. Çok evet. Kritik bir nokta. Gelirken bana en çok sorulan sorulardan evet. Birisi. Bir kaygı var. İstanbul seçimleri aslında bu kaygının temelini oluşturuyor. Çünkü evet. Kötü bir deneyim var. Öyle. Sicilde böyle bir sıkıntı var. Sizin açıklamalarınız var. Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz öyle. Diye. Anadolu Ajansı'nda keza. Anadolu Ajansı aynı öyle. Şekilde. Şimdi TRT'de dahil. TRT'de evet. Dahil. Tabii. TRT'ye gittiniz mi bu arada? Gittim bugün. Kim karşıladı sizi kapıda? Galiba bir genel müdür yardımcısı olabilir.
Genel Müdür gelmedi mi karşılamaya? Bilmiyorum yani. İşlerinde var mıydı? Var. Evet. Çünkü onu merak ettim orada da çünkü evet. Bir şikayetiniz olduğu için. Şimdi o gece yapılacak olan yani işte açıklamalar yapılacak ve benzeri olacak. Hem o geceye ilişkin nasıl takip edilecek sorusu var. Özellikle muhalif seçmenin kafasında. Hem de ertesi gün ortaya çıkacak tabloyu iktidar herhangi bir şekilde manipüle edebilir mi? Buna ilişkin aldığınız önlemleri merak ederiz. Bir de daha çok işte %50,5 Kemal Kılıçdaroğlu oy aldı. Bununla ilgili ortaya çıkabilecek kaotik bir şey olabilir mi? Herkesin kafasında böyle bir şey var. Ufak bir şey de ekleyeyim. Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de bakanları sürekli şu iddiada bulunuyor. Yani bir iktidarın değişmesi Türkiye'nin egemenliğine bir darbe. Ya yani bu söylemi çok var. Aynen öyle. Çok fazla duyuyoruz bu söylemi. Dolayısıyla çok önemli bir konu. Bir de aslında. Benim milletim teslim etmeyecektir şuna buna falan diye. Soğanlı patatese. O sözü hani politik olarak kabul ediyorum. Hani teslim etmez falan. Yani bana oy verin. Oy verin demek istiyor. Onu hadi biraz anlayışla karşılarım ama yani bizim kazanmamızı darbe olarak tanımlamak aslında demokrasiye inanmamak demektir. Ya arkadaş seçim tarihini belirleyen sen, meclisi fesheden sen, kararı alan sen, vatandaşın önüne sandıkları koyduran sen. Şimdi diyorsun ki vatandaş oy kullandı, benim adım çıkmasa bu bir darbedir. Yani ben halka güvenmiyorum. Demokrasiye inansızlığın bir sonucu aslında bu. İki, devleti tek kişinin yönettiğinin somut bir örneği. Ben karar veririm, ben yaparım. Sandığı koydum, ben çıkarsam olur, ben çıkmasam bu bir darbedir. Bu anlayış var. Tabi bu anlayış bildiğimiz klasik tarihteki diktatörlerin anlayışıdır. Ne olursa olsun ben bunu bir tarafa bırakıyorum. Onların zaten demokrasiye inanmadıklarını da biliyorum. Yargıyı kontrol altına aldıklarını da biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz. TRT'ye güvenmiyoruz. Anadolu Ajansı'na güvenmiyoruz. O zaman biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Tam 1,5 yıldır sandıkların güvenliği için çalışıyoruz. Sandık sayısı belli değildi ama geçen seçimlerdeki sandık sayılarını esas alarak bir çalışma yaptık. Sonra sandık sonuçları yani sayılar ve yerler belli olduktan sonra çalışmayı güncelleştirdik. Arkadan deprem oldu. Deprem sonrası bir çalışma daha yapmak zorunda kaldık. Çünkü orada durum hayatını değişti. Kaybedenler oldu. Bulundukları yerin dışına çıkanlar oldu. Oradan yeniden bir çalışma daha yaptık. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta arkadaşlar sandıkların %99,9'una temsilci bulunduruyoruz. Var yani. Bunlar sadece temsilci görevlendirmekle değil bu olay. Onlara tek tek gönüllü gençlerden oluşan bir ekibimiz var. Onlar tek tek telefon ediyorlar. İl ve ilçe başkanlarının bize gönderdikleri listelerde adlı soyadı ve telefonu var. Soru şu, siz hangi sandıkta görevlisiniz? Doğru yanıt veriyorsa hemen artı koyuyoruz. Tamam bu biliyor orada. Eğer hayır bilmiyorum diyorsam oraya eksi koyuyoruz. Değiştiriliyor. Arıyoruz ve bunu değiştirin ya da hatırlatın. Eğer gerçekten bu işi yapacaksa devam, yapmayacaksa kaldırın. Başkasına. Yerine yeni bir arkadaş koyun. Ayrıca bunların tamamı eğitildi. Eğitim merkezimiz bu insanları yani bu arkadaşlarımızı... Ne yapacaklarını biliyorlar yani. Yani sandığın başına nasıl gidecekler, başlangıçta tutanağı imzalamayacaklar, oy kullanmada nasıl olacak, sayım sırasında asla dışarı çıkmayacaklar, sigara içmek için bile dışarı çıkmayacaklar, orada kalacaklar, toplamlar nasıl yapılıyor, rakamlar nasıl aktarılıyor, bütün bunların hepsini kontrol edecekler, orada olacaklar. İmzaladıktan sonra tutanağın bir fotoğrafını çekip cep telefonuyla genel merkezimize gönderecekler. Asıl kritik olan da o herhalde. Evet, bizim elimize ıslak imzalı tutanak olacak böylece. Bu konuda örgütleri iyi eğittik ve herkes görevinin başında olacak. Tabi bu sadece CHP'nin. Bizim dışımızda diğer 5 parti daha sandık var. Sandık biz yani var o mesela Deva Partisi'nin. Ayrıca diğer partiler de var. Onlar da temsilci gönderecekler.
arzu ederlerse biz müşahit kartı, yeteri kadar müşahit de görevli değil ama gözlemci olarak da CHP'li görevlendirebileceğiz. Bu konuda da herhangi bir sorunumuz yok. Rakamlar bize geldikten sonra o rakamları kendimiz kamuoyuyla paylaşacağız. Hatırlarsanız İstanbul seçimlerinde bir ara Anadolu Ajansı ve Yüksek Seçim Kurulu verileri açıklamadı. Durdu. Durdurdu. Saatlerce. Gelsin de acaba oradan bir şeyler gelir miyim diye. Tam yargının yüz karası bir olaydır bu. Yargının yüz karası bir olaydır. Tıpkı Anayasa Mahkemesi'ne Yargıtay'dan bir üyenin bir Yargıtay kararı altında imzası olmadığı halde Yargıtay tarafından seçilmiş olması. İstanbul Başsavcısının evet, iki gün bu içerisinde. Bu da yargının yüz karası olaylarından birisidir. Yani bizim Cumhuriyet tarihimizde böyle bir rezalet hiç yaşanmamıştır. Burada da böyle bir rezalet hiç yaşanmadı. İstanbul seçimlerinde de işte dört tane oy pusulasından üçü doğrudur biri sahtedir diye hiç kimsenin aklına gelmeyen, hayal bile edemeyeceği ama gelen talimat üzerine nasıl olur da biz bir kumpas kurarız bunu tekrar yeniden yaparız diye o yola gittiler. Orada yürekli bazı yargıçlar vardı ama bazıları bunun altına imzayı attılar. Onlar da iradeleri satılık olan insanlardır. Talimatla görev yapan insanlardır. Onlara yargıç demiyoruz. Sarayın kapı kulları onlar. Kapı kulları görevlerini yaptılar. Bu Yüksek Seçim Kurulu üyeleri yeniden seçildi ve onları yakından takip ediyoruz. Görevlerini yaparlarsa başımızın üstünde yeri var. Ama yine saraydan gelen talimata göre görev yapmaya kalkarlarsa, zamanda açıklamazlarsa durun bakalım nasıl olacak? Ya acaba biz sarayı nasıl kazanmış gösteririz diye bir arayış içine girerlerse onlara da gerekli cevabı vereceğiz. Ama şimdilik duruyoruz. Biz ve ittifakı oluşan yani Millet İttifakı'nı oluşan bütün partiler bu konuda hassasız ve çalışıyoruz. Gelen verileri açıklayacağız. Burada önemli olan nokta şu. Bütün parti örgütümüze, partililerimize, baba vatandaşlarımıza seçim gecesi galip geldiğimizde kimse sokağa çıkmasın. Sevinç gösterileri yapmasınlar. Herkes evinde otursun. Ertesi sabah nasıl olsa gelecek, rakamlar netleşecek ve ondan sonra Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı vermek zorunda kalacak. Çünkü sevinç gösterileriyle dışarı çıkıldığında taşkınlık yapılabilir, bazıları provokasyona gelebilir, eli silahlı unsurlar sokağa çıkabilir. Dolayısıyla buna izin vermeyecek bir ortamı yaratmak zorundayız. Örneğin Ekrem Bey'in ikinci kez seçime gitme zorlaması ya da hukuksuzluğu ortaya çıktığında parti meclisini topladım ve parti meclisindeki bazı arkadaşlar seçimlere katılmayalım dediler. Evet. Bunu protesto edelim de hayır dedim. Gireceğiz ve daha fazla farklı alacağız. Çünkü ben bu ülkenin insanlarının adalet duygusuna yani vicdanına güveniyorum. Yani bu kişi diyecek ki ya kardeşim seçildi sen iptal ediyorsun. Yani benim irademe ipotek koyuyorsun öyle mi? Ben de gideceğim oyumu Ekrem Başkan'a vereceğim dedi ve gereğini yaptı. Burada da umarım benzer sonuçlar çıkmaz ortaya. Zaten öyle 50,5 falan değil. İnşallah açık farklı siz alacağız. Siz benzer bir girişim bekliyor musunuz bu arada? Efendim? Benzer bir girişim olur mu? Böyle bir beklentiniz var mı iktidarda? Yüksek Seçim Kurulu mu? Yüksek Seçim Kurulu vasıtasıyla veya başka yollarla. Seçimi tekrar iptal etmek, yeniden yapmak gibi. Hangi gerekçeyle seçimi iptal edecekler? İşte yerel seçimlerde olduğu gibi mesela. Yok hayır. Onu denediler ve o yolun çıkar yol olmadığını gördüler. Siz nerede olacaksınız Kemal Bey? O Ankara'da. Gece, Ankara'da olacaksınız. Bütün organizasyonun başında mı olacaksınız? Çünkü o İstanbul'u şöyle hatırlıyoruz da onun için sordum bu soruyu. İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu yarım saat arayla televizyona çıktı. Evet. Bu sonuçlara inanmayın. Çünkü Binali Yıldırım'da kazandık demişti. Öyle. Onun üzerine Ekrem İmamoğlu inanmayın bize geliyor daha bitmedi seçimler ve benzeri diye. Çok heyecanlı da bir geceydi yani ben çok iyi hatırlıyorum onu. O nedenle o gece bir enformasyona ihtiyaç oluyor insanlarda. Evet. Bir de liderliğe. Siz ne yapacaksınız onu merak ediyorum. Şimdi şöyle seçim öncesi bu dediğimiz çalışma sandık tamam. Güvenliği. Ayrıca burada bir şey daha var. Hemen hemen büyük metropollerin tamamında gönüllü avukatlar
okulların önünde görev yapacaklar. Yani gönüllü olarak bulunacaklar. Herhangi bir sorun çıktığı zaman bizim sandık görevlisi telefon edecek ve gelecek, müdahale edecek. Yani daha doğrusu hukukun gereğini yapacak. Eğer hukuksuz hukuki bir şey müdahale yapalım. Demek istedim. Tabii evet, o müdahaleyi yapmış olacak. Seçim gecesi ve seçimden sonra kendi aramızda konuşuyoruz şu anda. Nasıl bir yol yöntem izleyelim diye. Onu netleştirmedik. Henüz netleştirmedik. Ama önümüzdeki günlerde bunu netleştireceğiz. Bir iki gün içinde. Göz kırpıyorlar. Son soru olabilir. Öyle onun mi? Için kadro meselesine mi? Evet, bir girelim o zaman. Hadi. Geçtiğimiz günlerde bir video çektiniz Sayın Ali Babacan'la birlikte. Evet. Sonrasında tabii merak ediyoruz, acaba bu kadrolar ne zaman tam olarak netleşecek? Bir tarih veriyor musunuz? Yani seçimden önce mi, seçimden sonra mı? Ben kimler çok, olacak? Şimdi kadrolarım... Ben daha çok isim merak ediyorum. Evet. İsim merak ediyorum. Mesela Hazine Bakanlığı'nda İYİ Parti'den Profesör Bilge Yılmaz olacak evet. mı? Maliye Bakanlığı'nda sizin genel başkan yardımcınız olacak mı? Evet. Bülent Kuşoğlu. Bülent Kuşoğlu. Böyle isimler Ahmet belirlendi. Ahmet Akın Enerji Bakanı olacak mı? Yavuz Bey şöyle. Bununla ilgili görüşme yapıldı tabii, mı tabii. yani? Tabii tabii. Evet. Yok hayır, herhangi bir görüşme yapılmadı. Tabii herkesin gönlünde bir şey var ama sonuçta ittifakı oluşturan liderler oturup buna karar verecekler. Yani oturacağız, karar vereceğiz buna. Bunun yolu yöntemi konusunda da ilkeyi belirledik. Her partiye bir bakanlık, sonra bakanlık alınan oylara göre bakanlık sayıları belirlenecek. Bu da tutanak tutuldu. Altına hep beraber imzaladık ve bunu kamuoyuyla da paylaştık. Bunu bir tarafa koyuyoruz. Şimdi bakanlıklar üzerinde duruluyor. Aslında en son durulması gereken konu bakanlıklar. Neden? Önce bürokrasi üzerinde durmamız lazım. Çünkü bakan geldi oturdu. O bakanlığı ne kadar tanıyor? O bakanlıktaki bürokratlar, düzgün, namuslu bürokratlar, önce bakanlığın durumuyla ilgili bakana briefing verecekler, sorunları anlatacaklar. Çünkü bunların bir kısmı istifa etmiş sayılacak. Evet. Öyle. Oralara, yeni sisteme göre. Tabii oralara düzgün insanlar kalacak yerinde. Yani herkes illa görevine son verilecek diye bir kural yok. Yani görevini layıkıyla yapmışsa, onun... Yani liyakat sahibi ise, o görevi doğru yapmışsa görevine devam edecek zaten. Yerine yeni insanlar atanacak. Dolayısıyla siz en kritik konu ne? Ekonomi. Evet. Bir, Merkez Bankası'nın başkanı kim olacak? İki, BDDK başkanı kim olacak? Üç, Sermaye Piyasası Kurulu başkanı kim olacak? Dört, Kamu İhale Kurumu başkanı kim olacak? EPDK başkanı kim olacak? İMKB başkanı kim olacak? Şimdi buralara yetkin insanlar, finans çevrelerine, içeride ve dışarıda finans çevrelerine güven veren insanları atamak zorundasınız. Bakan kim olursa olsun. Şimdi herkes bakan kim olacak diye soruyor. Bakanın bir önemi yok ki. Bakan gelecek, oturacak, siyasi karar alınacak. Bürokrasi o siyasi kararların, alınan kararın artısını ve eksisini siyasi otoriteye sunacak. Bu kararı aldınız ama... Şu sakıncaları veya şu yararları var. Veya şöyle bir öneri getirelim diyecek bürokrasi. Çünkü bürokrasi devlet demektir. Bakan ise parti demektir. Devlet ayrı, parti ayrıdır. Şimdi bunlar devleti partileştirdiği için her eskiye şey... Eskiye bir dönüş olacak diyorsunuz tabii, siz biraz. Bakan olacak. Oysa örneğin ben Maliye Bakanı'nda çalışırken Sayın Ahmet Kurçebi Alptemuç'un mühendisti. Maliye Bakanı olarak atandı. Sakıncası var mı? Yok. Bakanlığı çok da güzel yönetti. Ama bürokrasi Sayın Bakan'a her türlü bilgiyi bir şekliyle verdi. Bakanlık nedir, ne yapar, sorunları nedir, bütün bunları. Bakanlık talimat gelir. Diyelim ki kendileri, yani Sayın Başbakan veya Bakanlar Kurulu'nda bir vergi yasası çıkacaksa, bir bütçe yapılacaksa, bütçeyle ilgili ödenekler nasıl harcanacak, bununla ilgili kurallar neyse oturulur, anlatılır. Devletin geleneği budur, töresi budur, yasaları budur, yönetmeliği budur. Bu çerçevede uygulama böyledir. Böyle vergi... yaparsak böyle yanlış artısı olur, böyle yaparsak böyle eksisi böyle olur ve benzeri. Böyle olur. Hatta bazen Sayın Bakan, tabii konu çok teknik olduğu için, Bakanlar Kurulu'na gidip diyelim ki yasayı sunarken bürokratlarla beraber gider. Bürokrasi o yasaları sunar. Neyin ne olup olmadığına dair. Bunları anlatır. Bunlar tabii devleti tamamen tahrip ettikleri ve kolonların çürüdükleri için
Her şeyi biz biliyoruz diyorlar. Bürokrasi ne demektir diyorlar. Bürokrasi devlet demektir. Sokakta polisi gördüğünüzde, muhatap olduğunuzda devletle evet. muhatap oluyorsunuz. Yani ama bunu bilmiyorlar. Şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki sadece bakanlar değil, daha çok bürokratlar var. Bunlar daha çok etkili. Evet. Ve biz aslında oralara da bir şeyler düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi diyoruz. Dediğinizin içinde onlar da var. Evet, Şampiyonlar Peki, Ligi. Peki, nasıl bunun belirleyeceksiniz için... bunu seçimlerden önce? Liderlerle bir toplantı mı yapacaksınız geçmişte olduğu gibi? Ya yoksa bir alttan birileri çalışıyor mu? Hayır, yani işin kuralı şu... bazı bağımsız kurumlar var az evet. önce saydım bağımsız gibi kurumlar var. Evet. Şey o bağımsız kurumların ilgili oldukları bakanlıklar var. Bakanlıklar elbette doğal olarak hemen belirlenecek. Hı. Ama bürokrasi belli bir zaman dilimi için hemen ertesi gün bakan atar gibi bürokrat atayamazsınız. Hı. Bürokratın o konuda bilgili ve birikimli belli bir deneyimi olması lazım. Seçimden önce belirlenecek mi bu isim? Hayır. Seçimden önce tabii her bir genel başkanın mutlaka kafasında diyelim ki ya Merkez Bankası Başkanı kim olabilir? Bir havuz oluşturulacak evet. anladığım kadarıyla. Ben kafamda diyelim evet şu kişi iyi bir Merkez Bankası Başkanı olabilir. O zaman onu diğer liderlere beraber konuşuruz. Bunun Merkez Bankası Başkanı olması lazım. Neden? İçerideki finans çevrelerinde de dışarıdaki finans çevrelerinde güven veren ve Merkez Bankası'nı kendi kurallarına göre yönetecek bir kişi, bağımsız bir Merkez Bankası Başkanı olacak. Öyle saraydan talimat geldi, faizi indir, ekonomiyi faizi kaldır. Ekonomiyi şu isimlerle yöneteceğiz diye, Efendim? Ekonomiyi şu isimlerle yöneteceğiz diye bir açıklama bekleyelim mi biz sizden seçim öncesinde? Şu aşamada yani, değil. Ali Babacan o, Bilge Yılmaz o benzeri şöyle falan yani gibi. Şimdi Bilge Bey de birikimli bir ekonomist, akademisyen. Dolayısıyla Sayın Babacan daha önce malum ekonomi konusunda yönetim deneyimi var. O dünyayı içeride ve dışarıda pek çok finans çevreleriyle zaman zaman bir araya gelen bir kişi bakanlığı döneminde. Bunlar olacak tabii. Yani sonuçta bunlar oturulacak, değerlendirilecek. Burada amaç ne? Amaç şu. 6 ay içinde Türkiye'ye bir nefes aldırmak. 6 ay içinde. Ondan sonra yapılması gereken ne varsa işin kuralına göre yapar. Seçim sonrasında anladığım kadarıyla. Seçim sonrası tabii. Bir şey daha çok tabii kritik. Tabii Yavuz abi. Müsaade edersen. Lütfen. Bir takım başkanlıklar var. Şöyle devlette. Bir şey yapmak istiyoruz Yavuz Bey. Devleti gerçekten de devlet konumuna getirmek istiyoruz. Devleti bunlar tahrip ettiler. Yargı yargı olmaktan çıktı. Parlamento parlamento olmaktan çıktı. Yürütme organı ise bir kişi. Bir kişi. Evet. Eskiden müsteşarlıklar vardı. Müsteşar olmak için o alanda en az 12 yıl çalışman gerekiyordu. Çalışman gerekiyordu. Şimdi bakan bunların tamamı gitti. Zaten bakan yardımcıları dünyadan habersiz. Neyse. Tam da o konuyla ilgili bir şey soracaktım. Şu anda başkanlıklar var. Doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı olan. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi. MİT Başkanlığı gibi, evet. Savunma Sanayi Başkanlığı gibi. Bu başkanlıklarda görev alan, tepede görev alan isimlerden birlikte çalışacağınız isimler olabilir mi? Olabilir tabii. Düzgün çalışmışlarsa, görevlerini tam yapıyorlarsa. Mesela MİT Müsteşarı, mesela Diyanet İşleri Başkanı. Mesela... Bilmiyorum tabii. Şimdi illa az önce de söyledim. İlla herkesin yaklaşık 1000 veya 1200'e yakın veya 1300'e yakın görevden bürokrat alacak. İstifa etmiş sayılıyor. Yani Erdoğan'dan sonra istifa etmiş sayılıyor. Tabii istifa ettiler diye hemen ertesi gün kapıyı kapatıp gitmiyorlar. Yani görevlerinin başındalar bunlar. Yenisi gelince. Evet, yeni bir atama yapılıncaya kadar veya evet başarılı birisidir görevine devam eder. Devam edin. Bu da oturulacak, karar verilecek. Yani şöyle bir mantıkla asla devleti yönetmeyeceğiz. Geldik, her şeyi darmadağın edeceğiz ve yeni bir şey yapacağız. Hayır efendim. Devlet öyle yönetilmez. Kinle, öfkeyle, intikam duygusuyla devlet yönetilmez. Devlet adaletle yönetilir. Kişinin görüşü, siyasi görüşü hiç önemli değil benim açımdan. Benim açımdan o işin... Yapıyor mu yapmıyor mu? O işi iyi yapıyor mu yapmıyor mu? İyi yapıyorsa tamam kardeşim gel sen bu işi iyi yapıyorsun al bunu götür. Çünkü onun yapacağı her güzel iş benim haneme yazacak. Her kötü iş de benim haneme yazacak. O nedenle... Aşırı siyasallaşmamış, politize olmamış, devleti bilen,
kurumlarını bilen, devlet terbiyesini bilen, neyin ne olduğunu bilen, siyasetçiyle konuşurken doğruları söyleyen, çekinmeden doğruları rahatlıkla ifade eden bir yapı, bir düzen istiyoruz aslında. Peki son, Ömer Bey oradan bakıyor, uyarıyor bizi bitirin diye. İstiyoruz. Evet, parti. Son olarak şunu sorayım, diğer liderleri de mutfağınızda ağırlayacak mısınız diyeyim? Gelirse ağırlarız tabii, niye ağırlamayalım tabii. Peki, tabii. Çok çok teşekkür Şunun ediyoruz. Şunun altını çizelim, eğer seçimleri kazanırsak, muhalefet destekleyen seçmenlerin sokağa çıkmamasını rica ediyorum dedi Kemal Bey o gece. Evet, evet. Provokasyona açık bir evet. ortam olduğunu. Bir ortam herhalde bu gecenin en flaş olabilir, çağrılarından o ortamı yaratmamak gerekiyor. Sayın Genel Başkan çok çok teşekkürler bu yayına katkınız için. Yavuz Oğhan sana da çok ben teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Eksik Peki olmayayım. Biz burada yayınımızı noktalıyoruz. Özel yayınımızı KRT TV Yön Radyo ortak yayınımızı. Efendim çok ciddi bir teveccüh gösterdiğiniz soru yağmış özellikle sosyal medyadan ama zamanımız yettiğince sormaya çalıştık. Burada noktalıyoruz özel yayınımızı. İyi akşamlar.